ikinci gün banyomuzun durumu da bu şekilde. Bugün elektrik tesisatı çekildi. Zaten vardı hali hazırda olanı. Yenilemiş oldular, çektiler. Su tesisatı ve rezervuar takıldı. Yarın da sıva işi başlıyor. Bugün çok şükür öyle büyük bir sıkıntı çıkmadı. Umarım yarın ve bundan sonra da çıkmaz. Bir an önce bitiririz artık. Tozdan, topraktan çok sıkıldım. Küçük banyolarda en büyük sıkıntı yerleşim meselesi. Yine birçok şey normal kaldığı yerde kalacak. Ama ufak tefek değişiklikler yaptık. Mesela şurada bir baca vardı. Burada da gözüktüğü üzere. Bilmiyorum kamerada şu an geniş açı alıyor mu görüyor musunuz ama. Burada bir baca vardı. Bacayı kırdığımız için buradan birazcık yer kazanmış olduk. Biliyorsunuz küçük mekanları da işte aynayla ya da işte açık renk şeylerle birazcık daha geniş gösterebiliyoruz. Ben de seçebildiğim kadar açık renkler seçmeye çalıştım. Zaten finalde de hepsini size göstereceğim neyi nasıl yaptığımı. En iyi şekilde bu dar alanı değerlendirmeye çalıştık. Bu süreçte en zoru ustalara bir şey yaptırmak gerçekten. Allah razı olsun, ustaların başındaki kişi bizim arkadaşımız. Her gün 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 plan yaptı. İşte şu gün şu olacak, bugün bu olacak şeklinde. Her gün verdiği saate de uydu, ustalarını da getirdi. Ama tabii ustalar da biraz biliyorsunuz, yani sürekli ustalarla çalışan ya da işte evine tadilat yaptıran kişiler bilirler ki ustalar çok kafalarına göre yapıyorlar. Yani sen şöyle yap diyorsun mesela, o gidiyor kafasına göre, o ona uymuyor. Gidiyor kafasına göre yapıyor. Yani bu konuda bilmiyorum, haklı mıyım, haksız mıyım lütfen siz de aşağıdaki yorum kısmına yazın bana. Gerçekten çok kafalarına göre iş yapıyorlar. Hatta şu an kameraya koyduğum duvarı sadece bir rezervuar açacaklardı. Rezervuar açmamışlar, gitmişler bütün duvarı kırmışlar. Ve dün buraya duvar örüldü. Artık ben burayı ilk gördüğümde başımdan kaynar sular döküldü resmen. O kadar şok oldum yani. Zaten her yer her yerde, her yer toz. Yani bu işin en kötüsü evin içerisinde oturduğunuz zaman yapılan tadilat. Şu an biz evin içinde sonuçta yerleşik bir düzendeyiz. Oturuyoruz, mutfağımız çalışıyor, işte odalarımız çalışıyor, yatıyoruz, kalkıyoruz. Ve oturulan evde tadilat yaptırmak en zoru işin. Boş evde yaptırmak çok kolay. İstediği kadar pisletsinler, kirletsinler. Zaten evde yaşamıyorsun. Bakalım, çocukları gönderdim. Çocuklar olsaydı bu iş çok daha zor olurdu. Bu süreci de bir şekilde atlatıp bitirmeyi umuyorum. Şu an sonuca odaklanmaya çalışıyorum. Sonucunda inşallah bittiği zaman çok güzel bir banyo olacak. En azından tertemiz, ferah, eski şeyler yenilenmiş bir şekilde bir banyoya kavuşmuş olacağız.
Evet arkadaşlar, üçüncü günün sonunda da banyonun hali bu şekilde oldu. Duvarlara sıvaları yapıldı, yerlere de şap atıldı. Bu şekilde düz, fayans ve seramik döşemeye uygun hale getirildi. Dün gece hafiften bir yağmur yağdı. Yağmur yağınca bu gördüğünüz baca benim kafama takıldı. Gece bildiğiniz uyuyamadım. Buradan eğer yağmur yağarsa su birikmesi olur mu, duvar kabarır mı, tavan kabarır mı diye düşünmekten bayağı bir kendimi alamadım. Ama neyse ki ustalara sordum. Artık bacalar kapalıymış. Kapalı olduğu için de herhangi bir su sızıntısı olmayacağını söylediler. Umarım öyle çıkar, öyle olur. Yarın fayansçı gelecek ve seramikleri döşeyecek. Yine o aşamaları da sizlerle paylaşacağım. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı takip edenler bilirler. Yaklaşık bir haftadır banyomuzun tadilat sürecindeyiz. Krem işlemleri yapıldı. Şimdi malzeme bakmak üzere keramikçilere ve işte banyo malzemeleri satan yerleri gezeceğiz. Bu süreci sizlere de göstermek istiyorum. Şimdi ilk olarak Çanakkale seramiğe gideceğiz. Zaten yanında Kütahya seramik işte ve farklı markalarında yerleri var. Oradan işte birkaç görseller paylaşacağım size de. Umarım sizin de işinize yarar, size de fikir olur. Kanalıma yeni geldiyseniz öncelikle kanalıma abone olmayı ve zil işaretine basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi biraz seçimlerimden bahsetmek istiyorum size. Çok aşırı pahalı, çok aşırı böyle lüks gözüken modeller seçmeyeceğim. Çünkü hem daire bizim değil şu an ve binamızda uzun zamandır işte semtimizden dolayı kentsel dönüşüme girdi. Uzun zamandır da binanın yıkılması ve tekrar yapılması planlanıyor. Bu durumda hani bu kadar eski de kullanmak istemediğim için ufak tefek yeniliklerle işte daha uygun ve ekonomik fiyatlı şeylerle değiştirmeye karar verdik. O yüzden olabildiğince maliyeti düşürerek ama görselliği de bozmayarak eşyaları da yenileyerek bir şeyler yapmaya çalışacağız.